arkadaşlar Merhaba 17 Haziran cumartesi Güney Afrika scosville'deyiz TCK ilk7 koşuyu aldı keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum e, Singapur krenji yarışları yarış tahminlerim de yayında olduğunu hatırlatmak isterim e, scoresville'de birinci koşu saat 13'te başlıyor Maiden koşu 3 yaşlı tayların 1200 metre mesafeli yarışta. 14 tayı izleyeceğiz. Burada ikisini şanslı görüyorum. İlk olarak e, ekürüler, siyah ekürüler 1 ve 11, 11 numaralı e, Knockout e, benim favorim oldu. İlk yarışını Kenilworth'te zorlu rakiplerle 5. olduktan sonra, Creweville'de e, e, 1200 koştu, e, 73-96 yaparak e, ikincilikte kaldı. Oldukça tatminkar bir performans sergiledi yarışı kazanmaya yakın rakibinin de 7 numaralı 9 numaralı Prenses Arlov olacağını düşünüyorum. Bir kez koştu, 10 numarayla birlikte koştu. 10 numaranın gerisinde kalmış olsa da 7. oldu yarışta ama biraz eksikleri olduğunu görebiliriz yarışına baktığımızda. Sağa sola biraz savruldu. Bugün için daha hazır olacaktır. Üstünde Richard Furry var. 11 9 9 11 eşit şans olarak gördüğüm taylar. Hatta burada sıralı 5'li bayis var. Şöyle de bir sıralı 5'li bayis e, hazırladım. Birinciliğe ve ikinciliğe 9 e, ve 11'i yazdım. Üçüncülüğe 10 numaralı e, tayım. E, üçüncülüğe yazdım tek olarak. E, dördüncülüğe e, hepsi dedim. Beşinciliğe de 14 numarayı tek bıraktım. O şekilde bir e, sıralı 5'li bayis e, şablonu hazırladım. Altılı Ganya'na geldiğimizde İkinci koşuyla saat 13.30'da başlayacak. Yine meydan koşu 1200 metre mesafeli. Burada da 1 ve 9'a baktığımızda ikisinde de e, Melo gözüküyor. E, muhtemelen bir numaranın jokeyi değişecek ki bugün e, yeni de at binmeyecek. Yanlış görmediysem diğer koşularda var ama e, o da değişti diyebiliyorum. Burada e, 5 tay ben değerlendirmem aldım. Her an sürpriz bir sonuçta çıkabilir. Önceliğim ilk kez koşacak olan 9 numaralı e, Mac e, Dazzle favorim. Sonra 1 numaralı Question of Fate e, ikinci tercihime yazdım. 10 numaralı Mardel Plata, 2 numaralı e, Yanakis ve son olarak da 11 numaralı King's Island e, benim şablonuma yazdığım taylar altılı ganyan ilk ayağı için 9 1 10 2 ve 11. Üçüncü koşu altılı ganyanında ikinci ayağı yine maiden bir koşu 1200 metre mesafeli. 13 tay yarışa kayıtlı 2 ve 6 ekürü 3 ve 12 yine ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada da muhtemelen 11 numara büyük favori çıkacak bizde. Ben ikinci tercihime yazdım zaten 2 tay yazdım. Önceliğim 7 numaralı Galaxy Explorer oldu. 7 ve 4'üncülükleri oldukça iyi gruptaydı. Bu grupta yarışı kazanabilir. Önceliğim 7. Sonra 11 numaralı Dreamland. Bu ikisinin arasında geçmesini bekliyorum. Notlarıma 1, 9, 13 ve 8'i yazmış olsam da onları da bahise değerlendirebilirsiniz. Yarışı 7 ya da 11 kazanır diye düşünüyorum. Dördüncü koşuda dişilere ait şartlı koşu 1750 metre mesafeli koşuda 2 ve 7 ekür olarak koşacak burada atlara baktığımızda biraz iniş çıkışlı istikrarsız bir performans sergiledi atlar biraz sıkıntılı geldi bana her an ters bir atta kazanabilir sıralamam 7 4 1 ve 8 olsa da ben 4. koşu için hepsi diyorum 5. koşu 1200 metre mesafeli handikap koşu 1 ve 6 ekür olarak yarışa katılıyor. Burada da 5 e, at değerlendirmeme almış olsam da özellikle 9 numaralı e, USA's Ace Hope e, rakiplerinden e, yarım boy önde tutuyorum. Şu ana kadarki performansı e, oldukça e, parlak. 6 yarışta e, 93 handikapa ulaştı. Jockey'e de baktığımızda ayrıca Kevin de Melo e, genel kazanma oranı %13'lerdeyken bu sezon bu pistte kazanma oranı %27. Yani çok yüksek bir kazanma oranı e, var. Dolayısıyla e, güvenilecek atlardan biri tek de bırakabilirsiniz. E, ufak çaplı kuponlar için tek yazılabilir. Benim şablonumda 9, 5, Lady Host, 6 numaralı Passage of Power, 7 numaralı Beach and Wood Boy ve 11 numaralı Faithful Day. Benim şablonumda olan atlar dediğim gibi 9 numarayı biraz önde tutuyorum. 6. koşu açık yarış grup 3 2400 metre mesafeli. Burada da yine eküri atları var 5 ve 6 numaralı atlar ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada tek bıraktığım at şablonumda Richard Furry idaresindeki 2 numaralı Aragosta olacak. Totosuna baktığımızda çok da güvenilir gözükmüyor olsa da çok daha zorlu gruplarda, grup yarışlarda koştu. Son üçüncülüğü ile artık kazanmaya yakın bu grubu geçip moral bulacağını düşünüyorum. 2 numaralı Aragosta için tek diyorum. Güney Afrika Scottsville'de 7. koşu 16.20'de başlıyor. Yarışlar da bitmiş olacak. Yine açık yarış dişilere ait grup 2 2400 metre mesafeli koşuda 2, 5 ve 10 numaralı kısraklar ekürü olarak yarışa katılıyor ve üçü de oldukça şanslı, oldukça iyi bir performans sergiledi. 3 kısrak değerlendirmemi aldım. Önceliğim Kumalo idaresindeki 7 numaralı non other olacak. Son yarışı çok daha zorlu gruptaydı. Grup 1 yarıştı. 624 bin rantlık yerel parayla bir koşuydu. Burası yanlış hatırlamıyorsam 220 bin rantlık bir yarış. Dediğim gibi 7'nin son yarışı 624 bin rantlık koşuydu. Bu grupta favorim 7. Rakipleri 2 numaralı Hold My Hand ve 8 numaralı Silver Links olacağını düşünüyorum. Son koşuda da 7-2-8 diyerek tahminlerimi de bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Bahtınız açık olsun.